Bu menfur intihar saldırısını gerçekleştiren teröristin kimliği tespit edilmiştir. Bu kişi, bu terörist 1992 doğumlu Gaziantep nüfusuna kayıtlı Mehmet Öztürk'tür. İstanbul'un kalbinde üzerindeki bombaları patlatan 4 turistin ölümüne, 39 kişinin yaralanmasına neden olan canlı bombanın kimliği belirlendi. 24 yaşındaki Mehmet Öztürk'ün ailesinden alınan DNA örnekleri parçalanan cesetle uyuştu. Canlı bombanın kimliğini İçişleri Bakanı Efkan Ala açıkladı. IŞİD üyesi olduğu tespit edilen teröristin yurt içi ve yurt dışı bağlantıları araştırılıyor. Şahsın emniyet ya da jandarmamızda bana verilen bilgi herhangi bir arama kaydının bulunmadığı yönündedir. Şu ana kadar konuyla ilgili 5 gözaltı olmuştur. Bombalı saldırının ardından teröristin kimliğini belirlemek için polis titiz bir çalışma yaptı. Olay yerinde 5 ceset vardı. Kafası gövdesinden ayrılmış cesedin saldırgana ait olduğu tahmin ediliyordu. Adli tıp kurumundaki incelemenin ardından DNA örneklerinin karşılaştırılması için saldırının şüphelilerinden Mehmet Öztürk'ün Gaziantep'te yaşayan babası Hasan Öztürk İstanbul'a getirildi. Canlı bombanın DNA'sıyla Hasan Öztürk'ün DNA'sı eşleşti. İstiklal Caddesi'nde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren canlı bombanın Mehmet Öztürk olduğu işte o testle kesinleşti. Gaziantep'te bir fabrikada çalışan baba Hasan Öztürk polise verdiği ifadede oğlunun 2013 yılında evden ayrılarak İstanbul'a gittiğini ve o günden sonra çok az görüştüklerini söyledi. Baba Hasan Öztürk İstiklal Caddesi'nde kendini patlatan oğlu Mehmet Öztürk'ün evden ayrıldıktan sonra IŞİD'e katıldığını tahmin ettiğini de söyledi. Polis ve istihbarat kaynakları terörist saldırıyla ilgili iki isim üzerinde yoğunlaşmıştı. Onlardan biri Adana ve Mersin'de HDP binalarına bomba koyduğu tespit edilen IŞİD üyesi Savaş Yıldız, diğeri ise bölgedeki kameralarda tespit edilen 24 yaşındaki Mehmet Öztürk'tü. Hain saldırının üzerinden 24 saat geçmeden bombacının kimliği tespit edildi. Aralarında canlı bombanın babası ve kardeşinin de bulunduğu gözaltındaki 5 ismin emniyetteki sorguları ise sürüyor.